Evet. İlk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar payda eşitlemesi yapabiliriz. Ya yani da direkt hemen çarpıp toplayabiliriz arkadaşlar. 2 kere 1, 2, 5 daha arkadaşlar. 7, 7 bölü 2 yapıyor. Çarpı diğer ifadede 3 kere 3, 9 arkadaşlar. 7 çıkartırsam 2 bölü 3 yapar. Şu iki ifadeyi çarptığımda sonuç 7 bölü 3 çıkıyor arkadaşlar. 32. soruya geçelim. Yukarıda bakın 4 tane 2 üzeri 4 var. Direkt bu, burada 4 çarpı 2 üzeri 4 yazabiliriz. Aşağıda da 4 tane 4 üzeri 3 var arkadaşlar. Burada da bakın 4 çarpı 4 üzeri 3 yazabiliriz arkadaşlar. 4'ler birbirini götürüyor. 2 üzeri 4 16 yapar. 4 üzeri 3 de arkadaşlar 64 sadeleştirirsek 1 bölü 4 cevabını buluruz arkadaşlar. 33. soruya gelelim. Matematiğin 3. sorusu. Burada arkadaşlar 2 artı kök 2 aşağıdaki ifadeleri kök 2 çarpı kök 3 eksi kök 2 çarpı kök 4 şeklinde yazabiliriz. Sonrasında arkadaşlar aşağıyı kök 2 parantezine alırsak buradan kök 3 diğerinden de diğer ifadeden kök 4 gelecektir. Bunlar sadeleşiyor arkadaşlar. Daha sonra burayı eşleniyle çarparsak arkadaşlar yani kök 3 artı kök 4 ile şurayı çarparsak yukarıya Kök 3 artı kök 4 gelir. Aşağıda da arkadaşlar 3 eksi 4 olur. Bakın. iki kare farkından geliyor şu arkadaşlar. İfade 2 eksi arkadaşlar kök 3 eksi 2 halini alacaktır. Çünkü bu 4 yapıyor arkadaşlar. Pardon. Kare kök 4 2 yapar. Aşağısı da eksi 1 olduğu için bunlar eksiye dönüşür arkadaşlar. Buradan da zaten ikiler gider. Cevap eksi kök 3'tür arkadaşlar. Yani Adana. Gelelim 34'e arkadaşlar burada 56 faktöriyel eşittir 5 üzeri 2a çarpı b şeklinde ifadeyi değiştirirsek e, bu tip sorularda zaten ne yapıyorduk 56 faktöriyel içerisinde ne kadar 5 olduğunu buluyorduk arkadaşlar. 25'i 5'e döndürmemizin sebebi e, asal olmadığı içindir yani biz faktöriyeller içerisinde herhangi bir sayıyı ararken arkadaşlar onları asal bir sayıya bölmek zorundayız yani asalları bulmak zorundayız. Mesela 14'ü aramaya kalktığımızda arkadaşlar 2 çarpı 7 şeklinde yazıp 7'yi ararız arkadaşlar. Ne kadar 7 varsa o kadar 14 vardır deriz. Burada da arkadaşlar 5 sayısını bulacağım. Ona göre ne kadar 25 olduğu yorumunu yapacağım arkadaşlar. 56'yı hemen 5'e bölmeye başlıyorum. Kaç defa var? 11 defa. 11'i tekrar 5'e bölüyorum arkadaşlar. 2 defa var. 2 de 5'e bölünmez zaten. 11, 2 daha 13 yapar. 2A eşittir 13 diyemiyoruz arkadaşlar. 13'ten 1 çıkardığımızda 2A eşittir. 12 yapar. A 6 yapar arkadaşlar. Demek ki cevabımız 6. Burada şunu yaptık aslında. 13 tane 5 olduğunu bulduk. 13 tane 5'ten arkadaşlar bir tane 5'i dışarıya çıkartırsak o bizim işimize yaramayacak çünkü. 12 tane 5 kalıyor. 12 tane 5'te biz 6 tane 25 yapabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız 6 oluyor. Evet. 35. soruya geldik arkadaşlar. 3 basamaklı 4 AB doğal sayısının AB doğal sayısının bölümünden elde edilen bölüm kalan bölüm 18 kalan ise B karedir diyor arkadaşlar. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar 4 AB yani bölünen sayı eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan şeklinde biz bunu yazabiliyorduk. Burada da arkadaşlar şunu çözümlersek 400 artı AB iki basamaklı sayısı şeklinde burada da 18 AB var arkadaşlar. Artı B kare yapıyor. AB'yi diğer tarafa attığımızda 400 eşittir arkadaşlar. 17 AB yapar artı B kare. Eksi AB olarak geçtiği için 17 AB olur burası. Arkadaşlar burada bakın A'ya verebileceğimiz değer 2'dir. 3 verdiğimiz takdirde burası 30'lu bir ifade olur. 30'lu bir sayı olur. 17 ile çarpıldığında 400'den büyük bir şey çıkar arkadaşlar. O zaman A yerine zaten bir verdiğimizde de küçük bir şey çıkar. E, 200'lü yüzlü bir ifade çıkar arkadaşlar. O yüzden A yerine 2 veriyoruz. A yerine 2 verdikten sonra arkadaşlar B'yi deneyeceğiz burada. B'ye de en uygun değer arkadaşlar. Burada 3 oluyor. Çünkü 23 ile arkadaşlar 17'yi çarptığımda 391 yapıyor. Zaten e, B'nin yerine 3 yazdığımda B kare de 9 oluyor arkadaşlar. 400 değerini bulabiliyorum. O zaman arkadaşlar A2 B3 toplamları da 5 yapar diyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Arkadaşlar burada Y negatif bakın. X de pozitif. <laughs> Şurada mutlak değerli bir ifade var. Yukarıda. X ile Y çarpılmış. Negatif ile pozitifin çarpımı negatif yapar. Dolayısıyla mutlak değerin içerisi negatiftir. Yani içteki ifade dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacak arkadaşlar. O zaman X kare eksi 2X'ye Artı y kare oluyor. Böyle arkadaşlar. Burada da bakın e, x pozitif y negatif ama önüne eksi aldığı için o da pozitif olur. Yani içerisi pozitiftir arkadaşlar. Dışarıya aynen çıkar. x eksi y şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Bu zaten x eksi y'nin parantez karesi şuradaki ifade. Aşağıda da x eksi y var arkadaşlar. Sadeleştirmeleri yapınca cevap adana çıkıyor arkadaşlar. 37. soruya geldik. Güzel bir soru. Burada sıralamamızı istemiş x, y, z'yi. Hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar bakın. Dikkat ettiğimizde bu ifadelerin yani 2010-2015'in toplamı 4025. 2011-2014'ün toplamı 4025. Bunun da 4025 arkadaşlar. Biz şunu biliyorduk değil mi? Toplamları eşit olan, olan sayılar birbirine yaklaştıkça çarpımları büyüyordu arkadaşlar. O zaman bakın burada birbirine en yakın ifadeler daha doğrusu sayılar 2012 ve 2013'tür. O zaman en büyük arkadaşlar burada Z'dir. Küçükten büyüğe doğru sıralamaya kalkarsak X küçük Y küçük Z olur arkadaşlar. Bu da Adana yapıyor. Devam edelim arkadaşlar. Burada <laughs> 3 üzeri 5 eksi X parantezini alabilirim. Buradan arkadaşlar 3 gelecektir. Şuradan zaten 1 gelir değerli arkadaşlar. Aşağıda da bakın 354 eksi x var arkadaşlar. Şu iki ifadede tabanlar eşit olduğu için üsttekinin kuvvetinden alttakinin kuvveti çıkarılır. Yani taban aynen yazılıyor. Üsttekinin kuvvetinden alttakinin kuvveti çıkarılıyor. Zaten 3 üzeri 1 olur arkadaşlar. Bir de şurada 4 vardı. Çarpımları da 12 yapar. Evet. Soru 39 arkadaşlar. Burada bakın. Şöyle bir kuralımız vardı. Şu iki tane karekökü tek bir karekök yapabiliyorduk arkadaşlar. İçerideki karekökün derecesi 2, üzerinde bir şey yazmadığı için dıştakinin 3. İkisinin çarpımı 6. Yani burada tek bir karekök yapıyorum ama iki tane kökün derecesini çarpıp arkadaşlar e, ne yapıyorum buraya yazıyorum. Daha sonra arkadaşlar bakın birinci sayımız 2. 2'yi yazıyoruz. 2 içerideki kökün içinde olmadığı için 2 üzeri 2 diyorum. Yani buradaki içerideki kökün derecesini 2'nin üstüne koyuyorum arkadaşlar. İçerideki sayıyı yazıyorum. 3 üzeri 7'yi zaten o en içteki kökün içindeydi. Ona bir şey demeye gerek yok. Aynısını arkadaşlar aşağıda yapmaya gerek yok. Çünkü tek bir ifade var. Bundan sonra şunu yapabiliriz arkadaşlar. Bakın dereceler eşitlendi artık. Tek bir kök içerisinde bu ifadeyi toplayabiliriz. Yani 6. dereceden kök 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 7 şeklinde arkadaşlar. Aşağıdaki 12 de zaten 4 çarpı 3 şeklinde yazılabiliyor arkadaşlar. Bakın şundan sadeleşiyor. İfade 6. dereceden kök 3 üzeri 6 oluyor arkadaşlar. Bunlar da zaten sadeleşince cevap 3. İşlem sorusuna geldik. Burada iki farklı işlem verilmiş arkadaşlar. Birinci işlemde zaten gördüğünüz gibi. ikinci işlemde arkadaşlar parçalı fonksiyonlara benziyor bakın. Diyor ki birinci ve ikinci ifadenin çarpımı, işlemde verilen birinci ve ikinci ifadenin çarpımı sıfırdan küçük yapıyorsa işlemin sonucu eksi a'dır. Yani birinci elemanın negatifidir. Diğerinde de eğer çarpım sıfır veya sıfırdan büyük çıkıyorsa işlemin sonucu arkadaşlar ikinci elemanın kendisidir diyor. Şuradaki ifadeye baktığımızda arkadaşlar bakın parantez işlerinde şuradaki işlemi kullanacağız. Daha sonra parantezlerle işimiz bittikten sonra arkadaşlar birinci verilen işlemi kullanacağız. Tek tek yapalım o zaman. Bakın şuna göre yapıyoruz. 4 işlem 3 demiş. E 4 ile 3 çarptığımda arkadaşlar bakın 12 yani sıfırdan büyük. O zaman arkadaşlar işlemimin sonucu yani A işlem B arkadaşlar ne olacaktır? Bakın B olacaktır yani ikinci eleman olacaktır. O zaman 4 işlem 3'te arkadaşlar ikinci kim? 3. O zaman sonuç 3 olacak arkadaşlar. Geldik ikinci paranteze. Burada elemanların çarpımı eksi 12 yapıyor. Yani sıfırdan arkadaşlar küçük. O zaman e, işlemin sonucu ne oluyordu? Eksi a. Yani birincinin negatifi. O zaman birinci eksi 4'tü. Onun negatifi yani eksilisi daha doğrusu nedir arkadaşlar? Artı 4'tür. Bakın artık yukarıdaki işleme geçebilirim. Burada da arkadaşlar diyor ki birinciyi yaz. Üzerine ikinciyi koy. Yani 3'ü yazdım. 4'ü koydum. Sonra tekrardan birinciye böl. Arkadaşlar bu da 27 yapar. Evet, 40. sorumuza geldik. Arkadaşlar burada da soldan sağa ve sağdan sola okunuşu aynı olan doğal sayılara palindromik sayı denir diyor. Örnek vermiş burada işte 377. Bakın soldan ve sağdan okumaya kalktığımızda aynı sayı okumuş oluyoruz arkadaşlar. Buna göre diyor rakamları toplamı 10 olan, pardon 4 olan 5 basamaklı kaç tane palindromik sayı vardır? Arkadaşlar düşünelim. Ee, 1, 1, 0, 1, 1 yazabiliriz değil mi? Sonra 2, 0, 0, 0, 2 de yazabiliriz arkadaşlar. Daha sonra bir düşünelim. 1, 0, 2, 0, 1 de yazabiliriz. Başka da zaten aklıma gelmiyor. Herhalde yoktur arkadaşlar. 3 tanedir diyoruz. Bu tip sorularda benim tavsiyem şu. Yani bunlar bazen insanın aklına gelmeyebiliyor, ihmal edebiliyorsunuz, unuttuğunuz şeyler olabiliyor. Çünkü pek bilgiye dayalı soru değil bunlar. Genelde artık deneme sorusu mu diyelim, fark etme sorusu mu diyelim. Arkadaşlar şöyle bir işaret koyup vaktiniz kalırsa sınavın sonunda tekrardan bence bir bakın. Çünkü temel kavramlar soruları gibi. Yani insan burada bir şeyi ihmal edebiliyor, unutabiliyor. Ne kadar da matematiği iyi bilse ihmal edebiliyor arkadaşlar. Evet. Soru 42. Arkadaşlar direkt zaten fonksiyonlarda neydi? İçerideki ifadeyi aynen şurada buradaki x'in yerine yazıyordum. Bakın içeride eksi 1 var. Yani ne demektir? x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Eksi 1 artı 1 bölü 2. Şuradaki f eksi 1'in değeri arkadaşlar zaten 0 yapıyor. Gelelim f3'e. x gördüğüm yere 3 yazacağım arkadaşlar. Şuradaki fonksiyonda 3 artı 1 bölü 2 dediğimde de 2 çıkıyor. E demek ki f eksi 1 0. F3'de arkadaşlar 2. Toplamları ne yapıyor? 2. Cevabımız Denizli arkadaşlar. A, B, C, D, E doğal sayı olmak üzere demiş. Ee, olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar bakın burada A kime bağlı? C ve D'ye bağlı. Şimdi C ve D ne kadar büyük olursa A da o kadar büyük olacaktır. İkinci işlemde de arkadaşlar bakın C ve D'yi görüyoruz. Bunların büyük olmasını istiyoruz. E tabi burada kimin büyük olması lazım? E'nin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada biz D'ye büyük bir değer vermek istiyoruz. Ama kalan birinci işleme baktığımızda bölme işlemine kalan burada D. Yani D bölenden küçük olmalı. Kalan bölenden küçük olmalı. O zaman D'ye biz maksimum arkadaşlar 6 verebiliriz bakın. Yani şuraya 6 yazıyoruz D'nin yerine. Buradaki D'nin yerine de artık 6 yazabiliriz arkadaşlar. C'yi arkadaşlar direkt buradan bulabiliriz. E'ye ne verebiliriz arkadaşlar maksimum? 5 verebiliriz değil mi? Bakın C'yi bulalım. E, bölünen sayı eşittir. Bölen çarp bölüm artı kalan arkadaşlar. C eşittir ne yapıyor? 23 yapıyor. C'yi buldum 23. Artık birinci işlemde C gördüğüm yere 23 yazabilirim arkadaşlar. Aynı şeyi burada da yapacağız. Bölünen sayı arkadaşlar. Bölünen sayı eşittir. A eşittir. Bölen çarpı bölüm. Artı kalan diyorum. Bu da zaten 140. Ne yapıyor? 161. 6 daha 167 yapıyor değerli arkadaşlar. Geçtik sorulara. Evet arkadaşlar bakın buraya kadar olabildiğince hızlı geldik. Ben anlatmama rağmen bakın 14 tane 13 tane soruyu 13-14 dakikada çözdüm. Arkadaşlar zaten en çok vakit alan yer problemlerdir. O yüzden bol bol problem çözmek gerekiyor. Şimdiden başlamak gerekiyor arkadaşlar. Bizim de problem etiplerimiz var. 4 farklı seans var arkadaşlar. Çarşamba, Perşembe, Salı ve Pazar günleri yapıyoruz. Bunlara katılmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Balıkesir uzman kariyerde. Yani bakın bu bu kadar da hızlı çözemeyeceğiz diğer soruları. Çünkü sorular gördüğünüz gibi uzun. Daha fazla düşünmeyi gerektiriyor belki daha fazla işlem gerektirmese de üzerinde daha fazla düşünmeyi, daha fazla yorum yapmayı gerektirdiği için arkadaşlar sorular hemen çözülmüyor. Evet arkadaşlar buzdolabı satışı yapan X ve y mağazaları birer farklı birer kampanya yapıyor. Bu kampanyalar ile ilgili olarak aşağıda bir bilg aşağıdaki bilgiler verilmiştir. X mağazını mağazası buzdolabını peşin alımlarda etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yaparak 2000 liraya Y mağazası ise aynı buzdolabının etiket fiyatına %25 zam yaparak ayda 250 lira ödemelerle 12 ay taksitle satıyor arkadaşlar. Buna göre buzdolabının Y mağazasındaki etiket fiyatı X mağazasındaki etiket fiyatından kaç lira azdır? Arkadaşlar bakın burada yüzdeli sorularda yani bu karışım problemleri olabilir. Faiz problemi olabilir. işte yüzde problemi olabilir arkadaşlar. Yüzü kullanmakta fayda var. Yani nasıl yüzü kullanmak? Mesela X mağazasındaki arkadaşlar etiket fiyatına direkt 100X diyebiliriz örneğin. Burada arkadaşlar %20 ne yapıyor bakın indirim mi yapıyor? Yani hiç yüzde işte bir şeyle çarpmadan işlem yapmadan bakın direkt zaten indirimli fiyatı 80X'i buradan bulabiliyoruz arkadaşlar. İşte bu yüzden 100 demekte fayda var. 80X eşittir 2000 lira. Sonuçta bu indirimli, indirimli fiyatı arkadaşlar. Etiket fiyatı 100 liraydı bakın. 100x liraydı pardon. Buradan arkadaşlar x'i bulduğumuzda x ne çıkar? 25 çıkar arkadaşlar. O zaman 100x yani bizim mağazamızın etiket fiyatı ne yapar arkadaşlar? 2500 yapar. Evet şu bir dursun. Geldik diğer mağazaya. Ondaki etiket fiyatına da 100 diyoruz. Arkadaşlar bu mağaza ne yapmış? %25 zam yapmış. Yani 25 y üstüne koyacak. 125 y fiyat olacak arkadaşlar. 250 liralık ödemelerle diyor. 12 ay taksitle satıyor. Yani 250 çarpı 12'ye satıyor arkadaşlar. 3000 lira ediyor galiba. Şuradan sadeleştirirsek 2. Arkadaşlar bakın Y24 çıkıyor. O zaman 100 Y ne yapıyor arkadaşlar? Etiket fiyatım benim diğer mağazada 107 2400. Evet güzel yazamadım. 2400 lira yapıyor değerli arkadaşlar. Mağazalar arası etiket fiyatı farkı ne kadar? 100 lira. Evet. Geldik 45'e. Bu soruda sayı problemleri kategorisine alabilirsiniz veya sayısal mantık kategorisine girer arkadaşlar. Ben şu görüntüyü ayarlayayım. Evet, acemi olduğumuz için biraz çekim yaparken zorlanıyoruz bazen. Şimdiden affol arkadaşlar. Evet. Hatice bir masaya sıralanmış elmalara kürdan saplıyor. Birinci elmaya kürdan saplamıyor, ikinci elmaya iki kürdan saplıyor ve ardından gelen her elmaya bir önceki elmaya sapladığı kürdan sayısının iki fazlası kadar kürdan saplıyor. Yani arkadaşlar birinci elmaya hiç kürdan saplanmıyor. Buradaki elma sayısını veriyor arkadaşlar elma numarasını. Aşağıdaki de kürdan sayısını veriyor. 2. Üçüncü elmaya bakın iki fazla saplayacak 4. Dört. Dördüncü elmaya arkadaşlar 6. Beşinci elmaya da 8 arkadaşlar. 5'ten sonra yazmaya gerek yok. Sorunun devamını okuyunca zaten anlaşılacak. Hatice'nin son elmaya sapladığı kürdan sayısı 5. elmaya sapladığı kürdan sayısının 16 katı olduğuna göre. Biz son elmaya 2. elma dersek. Burada e, bu elmaya sapladığı kürdan sayısı 5. elmaya sapladığı kürdan sayısının tam 16 katı olacak arkadaşlar. Yani 8'in 16 katı ne yapıyor? Hemen hesaplayalım. 80, 144 değil mi? Pardon 128 arkadaşlar. 128 tane kürdan saplıyor. Ve bu, bize burada şunu soruyor elmadaki pardon masadaki elma ve kurdan sayıları toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın. Kürdan sayılarının toplamını bulurum ben. Buradan değil mi? Nasıl bulabilirim? İşte o çift sayıların toplamını veren bir formül vardı ya arkadaşlar. Ne yaparız? Ee, i̇şte 128'i 2n'e eşitleriz. Direkt. Buradan n'i buluruz. n yani ne yapıyor arkadaşlar? 64. Formül ne diyordu? Ardışık çift sayıların toplamını veren formül arkadaşlar. Diyordu ki son terimin yarısını al bir fazlasıyla çarp toplamını bulmak istiyorsan. Yani şuradaki arkadaşlar kürdanların toplamı 64 çarpı 65'tir. Peki elmaları ne kadardır? Kaç tane elma vardır? Arkadaşlar bakın xinci elma bizim son elmamızdı. Onu da şuradan bulacağız. Dikkat ederseniz birinci elmaya 0 tane, ikinci elmaya 2 tane, üçüncü elmaya 4 tane. Yani arkadaşlar elma numarasının elma numarasının veya sayısını da diyebiliriz. 1 eksiğini 2 ile çarpmış bakın. Yani burada 3. elma 1 eksiğine 2. 2 ile çarpın 4. 4. elma 1 eksiğine 3. 2 ile çarpın 6. 5. elma 1 eksiği 4. 2 ile çarpın 8 arkadaşlar. O zaman adam ne yapıyordu? 1 eksiğini alıp 2 ile çarpıyordu değil mi? Yani demek ki burada x nedir arkadaşlar? 65'tir. 1 eksiğini aldığınızda 64, 2 ile çarptığınızda 128 yapar çünkü. 65 tane de elma gelecektir arkadaşlar bakın. 65 yazarsak şunları topladığımızda 65 çarpı 65'e tekabül eder. Bu da arkadaşlar zaten 65'in karesidir. Sanırsam 4225'ti arkadaşlar. Geldik soru 46'ya. Aritmetik ortalaması x olan y tane sayı arasından aritmetik ortalaması y olan z tane sayı çıkarıldığında arkadaşlar aritmetik ortalamayla sayı adet çarpıldığında sayıların toplamını veriyordu. Yani ben birinci o hani ortalaması x olan y tane sayıyı sayının toplamını nasıl bulacağım? Hemen x'e y'yi çarparak arkadaşlar. İkinci grubumu da yani ortalaması y olan z tane sayının toplamı da nedir arkadaşlar? y çarpı z'dir. Şimdi toplamı bu olan sayıdan bu olan sayılar çıkıyor. O zaman yeni grubun yeni sayıların arkadaşlar toplamı şudur bakın. Ben bunu sayı adedine bölersem ortalamayı bulurum. Sayı adedim arkadaşlar x tane pardon y tane sayım vardı. Bunlardan z tanesi çıktıysa kalan sayılar nedir arkadaşlar? y eksi z'dir. O zaman bunu nasıl yazalım? y parantezinde x eksi z bölü arkadaşlar y eksi z diye yazabilirim. O da hangi şık? Bu mu oluyor? Denizli herhalde. Evet. Arkadaşlar geldim. Nereye? 47'ye. Hareket problemini arkadaşlar Şöyle eğeyim biraz daha, biraz daha yaklaştırayım arkadaşlar. Evet, iki hareketli var, M ve N hareketlisi. Yuvarlak bir pist var arkadaşlar. Başlangıçta zıt yönlü harekete başlıyorlar. Birinin hareket, e, hızı dakikada 60 metre, diğerinin 30 metre arkadaşlar. Anlatan iki hikaye şu: Başta bunlar bir herhangi bir yerde karşılaşıyor. Sonra karşılaşmadan hemen sonra arkadaşlar, M hareketlisi gerisin geriye dönüyor. Yani geldiği istikamete doğru tekrardan dönüyor ve N'yi tekrar yakalıyor. Yani ikinci bir karşılaşma daha yapıyor bunlar aslında. Karşılaşma demeyelim de ikinci defa Y ile aynı konuma aynı noktaya geliyor arkadaşlar. Burada şunu sormuş. M aracı toplam kaç metre yol almış olur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın birinci hareket karşılaşma harekettir. Hani hatırlayalım birbirine doğru gelen araçların arkadaşlar ee, karşılaşma sürelerini nasıl buluyorduk? İşte birinci aracınızı V1 olsun, ikinci aracın V2 olsun. Bunlar aynı yönlü hareket etsinler. Şuradaki arkadaşlar mesafede X olsun. Diyorduk ki X eşittir. V1 eksi V2 hızı büyük olandan küçük olanı çıkarıyorduk arkadaşlar. Zıt yönlü olduğu için çarpı T diyorduk. Süreyi buradan bulabiliyorduk arkadaşlar. O zaman şimdi ilk e, hareketlenmede, ilk karşılaşmada arkadaşlar birbirine doğru geldikleri için hızlar zıttır. Hemen buradan bulabiliriz. Pistin uzunluğu kadar zaten yol alacaklardır ikisi birlikte. Yani 1800 eşittir hızları farkı. O da dakikada 30 metre yapıyor arkadaşlar. çarpı süre diyorum t arkadaşlar t1 de diyebiliriz. T1 bakın arkadaşlar Buradan ne çıkıyor? 60 çıkıyor. Yani bunlar 60 dakikada ne yaparlar? Karşılaşırlar arkadaşlar. İkinci karşılaşma da şu şekilde olur. M şu nokta veya buraya yakın bir noktada N ile karşılaşır ve geri döner. N'ye tekrar N'nin yanına gelebilmesi için bakın bir pist kadar mesafeyi alması, kapatması gerekir. Çünkü şu noktada bakın M geriye döndüğünde arkadaşlar N ile arasında olan mesafe bir pistin mesafesi kadar arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. Birbirini arkadaşlar bakın takip eden araçlarda nasıl yapıyorduk? Şurada V1 hareketlisi var. Aracı var. V2 hareketlisi de burada. Aradaki mesafe x atıyorum. Şöyle soruyor. İşte V1 hareketlisi kaç saat sonra veya ne kadar süre sonra V2'yi yakalar diye. Buradaki formül de şuydu arkadaşlar. Aradaki mesafe eşittir. Ee, hızları o arkadaşlar birinci de ben bir hata yapmışım. Sizden özür diliyorum. Evet. 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 Birbirine doğru hareketlerde arkadaşlar. Hızlar toplanır. Büyük bir hata. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ve burada bakın ne yapacak işlemleri düzeltelim. 90 yapıyor. Çarpı T1. E, T1 zaten arkadaşlar burada ne çıkıyor? Bakın 20 çıkıyor. Yani ilk karşılaşma 20 dakika sonra olur. Arkadaşlar e, karşılaşmalarda e, hızlar toplanıyor. Tekrar edeyim ben. Hatamı düzelteyim. Takip etmedi arkadaşlar. Hızlar çıkarılıyor. Şimdi burada arkadaşlar hızları çıkaracağız. Çarpı T diyeceğiz. Buradaki M'nin N'yi yakalama süresini arkadaşlar bulacağız. Değerli arkadaşlar aradaki mesafe yine bir pist kadar. Ee, bu sefer arkadaşlar hızları farkı 30 çarpı T2 diyelim. T2 de bakın arkadaşlar buradan ne yapıyor? 60 dakika yapıyor değil mi arkadaşlar? Yani biz şunu buluyoruz burada. M aracı toplamda 80 dakika bir hareket yapıyor. E, 80 dakika çarpı hız arkadaşlar m'nin hızı 60 metre bölü dakikaydı. Bana zaten yolu verecektir. Yolda ne yapıyor arkadaşlar? 4800 metre yapıyor. Evet. 48 arkadaşlar. Osman öğretmenin ödev verdiği kitabı günde 48 sayfa okursa ödevi teslim tarihinden 14 gün erken ya da günde 15 sayfa okursa ödevi teslim tarihinden 8 gün geç bitirebiliyor diyor arkadaşlar. Evet. Osman ödevini 16 Ocak tarihinde aldığına göre ödev teslim tarihi ne zamandır? Arkadaşlar. Şimdi e, burada Osman'ın ödevi teslim süresine T diyelim arkadaşlar. Normal şartlarda yani T günde teslim ediyor. Bakın denklemi şöyle kuracağız. 48 sayfa okursa günde 48 çarpı ne kadar e, günde teslim ediyordu? Teslim etmesi gereken tarihten 14 gün erken o zaman... T 14 günde arkadaşlar teslim ediyor. Bu zaten bize neyi verir? Kitabın sayfa sayısını verir arkadaşlar. Çünkü şu okuduğu gün sayısı, bu da arkadaşlar bir günde okuduğu sayı, o ikisinin çarpımı kitabın sayfa sayısını verir. Arkadaşlar diğerinde de bakın 15 sayfa okuduğu için normal teslim tarihinden 8 gün geç veriyor arkadaşlar. Geç bitirebiliyor. Yani T artı 8 arkadaşlar. Buradan 48 T eksi arkadaşlar. Hatta şunları sadeleştirirsek daha hızlı işleme ulaşırız. Arkadaşlar 48 ile 15'i sadeleştirelim. 16'ya 5 olsun. 16T arkadaşlar. Eksi 16 çarpı 14 ne yapar hemen bulalım. Ee, 160, 64, 224 yapardım arkadaşlar? 224 eşittir. 5T artı 40. Arkadaşlar 11T eşittir. 224 diğer tarafa atarsam 264 yapar. T buradan ne çıkar arkadaşlar? 220 10 katıydı. 14 mi? Yok pardon. 20 katıydı. 24 çıkıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar demek ki 24 günmüş teslim süresi. O zaman arkadaşlar bu Osman 16 Ocak'ta ödevi aldıysa 24 gün sonra teslim edecekse bakın bir kere 15 gün ilerletip Ocaktan çıkalım arkadaşlar. Ocak 31 çekiyor. 15 gün ilerletirsek Ocak ayından kurtulmuş oluruz. Geriye bakın. Bir 9 günümüz kalır. Toplamda 24 gün vardı. E 9 günlü arkadaşlar Şubat'ta ilerlersek 9 Şubat'ta ödevi teslim eder. Değerli arkadaşlar. 49'a geldik. <laughs> Bu da güzel bir soruydu. Uzun sürüyor arkadaşlar yapması biraz. 3 öğrenci grubunun birincisinde x yaşında 5 Y yaşında 3, Z yaşında 2, T yaşında 8 öğrenci vardır. Bakın hiç boş durmayalım. Biz bunların yaşları e, toplamını hesaplayalım. Şimdi X yaşında 5 öğrenci varsa bunların yaşları toplamı 5x. Y yaşında 3 öğrenci 3y arkadaşlar. Z yaşında kaç öğrenci vardı? 2 öğrenci vardı. 2z yapar bakın toplamları. Şöyle topluyoruz. T yaşında da 8 öğrenci mi vardı? Evet. 8t yapar. Bu birinci grubun yaş toplamı arkadaşlar. İkinci grubun da yaşını toplayalım. X yaşında 4, 4 X. Arkadaşlar Y yaşında 6, 6 Y. Z yaşında 7, 7 pardon arkadaşlar şöyle 7 Z. Ondan sonra arkadaşlar e, T yaşında da bir önce öğrenci vardı. Şimdi arkadaşlar bu birinci grubun yaş toplama. Bu da ikinci grubun yaş toplama. Bakın diyor ki ilk grubun yaş ortalaması 17'dir. Arkadaşlar ben ilk grubun yaş toplamına ulaşabilirim nasıl? Kaç öğrenci var bakın 5, 3 daha 8, 10, 18 öğrenci var. 18 çarpı 17 dersem yani ortalama ile insan sayısını çarparsam ben yaş toplamına ulaşırım. İkinci grupta da arkadaşlar bakın yine kaç öğrenci var? 18 öğrenci var arkadaşlar. Yine 18 ile ortalamayı çarparsam yaş toplamına ulaşırım. Arkadaşlar hepsini bakın toplarsak burada 9 parantezin aldığımızda x, y ve Z'nin Z ve T'nin toplamı giriyor arkadaşlar. Burada da 18 parantezin alırsak 18 çarpı 30 geliyor arkadaşlar. Bakın sadeleşmeleri yaparsak bu öğrencilerin yani yaşların daha doğrusu arkadaşlar toplamını ne buluyoruz biz? 60 buluyoruz. Diyor ki 3. grupta arkadaşlar bakın her, her bir yaştan X yaşından Y, Z ve T yaşlarına birer öğrenci olduğu için Üçüncü grubun yaş toplamını da vermez mi aynı zamanda bu? Verir. O zaman üçüncü grubun ortalamasını nasıl bulacağım? Yaşları toplamını yani 60'ı 4'e böleceğim. Neden? Çünkü 4 kişi var. O zaman neyi bulurum? Aritmetik ortalamayı, yaş ortalamasını bulurum arkadaşlar. O da bolu yapıyor. Geldik 50'ye. Yaşları sırasıyla 15, 16, 18, 21 ve 23 olan Ahmet, Manu, Canan, Deniz ve Emre bir miktar parayı aşağıdaki şekilde paylaşıyor. İlk olarak herkes eşit miktarda para alıyor. Arkadaşlar hemen yazalım. Ahmet, Banu, sonrasında Canan, Deniz ve Emre. İlk olarak herkes eşit miktar para alıyormuş. Bakın ikişer lira para alsın bunlar arkadaşlar. Sonra bütün kişiler kendilerinden küçük olanlara her yaş için 1 lira veriyor arkadaşlar. Hemen hesaplayalım. Şuraya da yaşlarını yazalım. 2'de İki, 1 yukarıya bakmayalım arkadaşlar. 16, 18, 21 ve 23 arkadaşlar. Şimdi Banu'dan başlayalım. Çünkü Ahmet zaten kimseye para vermeyecek. En küçük Ahmet olduğu için. Banu Ahmet'e 1 lira verecek. Eksi 1. Kendinden 1 lira azalır. Ahmet'in 1 lirası artar. Sonra Canan'a geçiyorum. Canan'dan küçük 2 kişi var. Canan bunlara para verecek arkadaşlar. Banu'ya 2 lira verir. Kendinden 2 lira azalır. Arkadaşlar Ahmet miydi o? Ahmet'e de 3 lira verir. Eksi 3 lira arkadaşlar. O zaman Banu'nun 2 lirası artar. Ahmet'in de 3 lirası çünkü Canan onlara para verdi. Canan ablaları. Arkadaşlar geldik kime? Denize. Deniz arkadaşlar 3 kişiye para verecek. Canan'a 3 lira verecek. Eksi 3. Canan'ın 3 lirası artacak arkadaşlar. Sonra e, arkadaşlar Banu'ya verecek. Aradaki fark 5 olduğu için yaş farkı 5 lira verecek. Banu'nun 5 lirası artacak. Arkadaşlar Ahmet'e de 6 lira verecek. Kendinin 6 lirası azalıp Ahmet'in 6 lirası artacak arkadaşlar. Zaten Emre hepten battı arkadaşlar. Emre Deniz'e de para veriyor. 2 lira Deniz'in 2 lirası artıyor. Değerli arkadaşlar. Sonra yetmiyor Canan'a veriyor arkadaşlar. 5 lirası azalıyor Canan'ın 5 lirası artıyor. Daha sonra Banu'ya veriyor yaş farkı sek pardon 7 olduğu için arkadaşlar 7 lira. Banu'nun 7 lirası artıyor arkadaşlar. Daha sonra en son Ahmet'e veriyor. Alın hepsini diyor. Para mara kalmadı bende diyor arkadaşlar. Ahmet'in de 8 lirası artıyor. Evet soru şu. Emre'nin parası Banu'nun parasından kaç lira daha azdır diyor. Arkadaşlar Banu'nun parasını hesapladığımızda x artı 13 yapıyor arkadaşlar. Şurayı hesapladığımız zaman Emre arkadaşlar bakın batmış. x eksi ne yapar? 15 şurası 22 yapar. Aradaki fark arkadaşlar 35 lira. Evet.